Bir şeyi çok merak ediyorum. Şimdi mobil cihazlarda çoğu oyunda FPS limiti var. Acaba Fortnite'da kaç? P40 Pro gibi güçlü bir telefonda Fortnite oynamaya kalktığımızda en yüksek detaylarda kaç FPS alacağız? Göz. Gripeyi help mi? Ben konuşabiliyor muyum ya? Nasıl konuşuyorum? Az çok kaç FPS alabileceğimizi tahmin ediyorsunuzdur ama stabilite noktasında o FPS değerlerini koruyabiliyor mu? Bununla birlikte bir de sürprizim var. PUBG Mobile Lite oynayacağız sizlerle. Ve çok inanılmaz bir şey oldu. Oyunda birinci oldum. Masaüstü kanadı Steam'de PUBG oynarken affetmiyorlar beni. Çatır çutur indiriyorlar. Selam yüksek frekanslılar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi güncel Huawei bir cihaz alan çoğu arkadaşımız oyunları yükleme konusu noktasında sıkıntı yaşayabiliyor. Şimdi Play Store olmadığı için App Gallery'de bazı uygulamalar ve oyunlar yok. Bunun dışında nasıl bir yol izleyebiliriz? Çok basit bir şekilde bugün onu da anlattım. İsterseniz arkanıza yaslanın da hemen frekans verelim. Sevgili dostlarım, ilk yöntemimiz Mor Apps'e girmek. Şimdi burada PUBG yazdığımız zaman arama kısmına PUBG Mobile'ı gösteriyor. Fakat ne yazık ki Lite'a ulaşamıyoruz. Aynı zamanda Fortnite yazdığımızda Fortnite'a da ulaşabilmekteyiz. Bizi burada direkt APK Pro sitesine yönlendiriyor. Buradan yükle diyerek devam edebiliriz. Şimdi size çok kolay bir yöntem göstereceğim. Buradan Huawei Browser'ı açıyoruz. Şurada hemen App Search var. Zaten detaylıca programı önceki videolarda anlatmıştım. Arama kısmına geliyoruz. Burada PUBG'yi yazabiliriz mesela. Hemen yazdık. Normal ve Lite versiyonunu gösterdi. Ben Lite'ı kurmak istiyorum. Burada yaptığı otomatikman APK Pro sitesine bağlanıp programı hemen indirmek, reklamlarla vesaire sizleri boğmuyor. En azından güvenli bir şekilde bir arama motorunda APK arayarak zaman kaybetmiş olmuyorsunuz. İnternet hızına bağlı olarak PUBG'miz indi şimdi. Yükle diyeceğiz. Ne oluyor oğlum ya? Fortnite'ı bir şekilde hallettik App Gallery'den. Açıyoruz mesela. Şu anda Epic Games'e bağlanmaya çalışıyor. Güncelle diyeceğiz. Ve güncellemeye başlayacak. Buradan sonraki işlemler çok basit. Yükle deyip geçiyoruz zaten. Şu anda telefona Fortnite kuruldu. Tek yapması gereken güncellemesi. Şu anda telefon Fortnite'a hazır hale getiriliyor. İndirmesi gereken dosya boyutu ne kadarmış? Ben de merak ediyordum. Yükleme işlemleri devam ediyor. Bu kadar uzun olduğunu bilmiyordum açıkçası oyunu kurmanın. Aç dedik. Her şeye izin verdik. Oyunun asıl güncellemelerle birlikte boyutu 7.4 GB. Birazdan yüklemeye başlayacağız. Hatta şimdi başlayalım. Üçüncü yöntem ise APK Pro uygulamasını indirmek. Şimdi zaten çoğu noktada Huawei ne yapıyor? APK Pro sitesine yönlendiriyor. Otomatikman zaten birçok uygulamaya, oyuna erişebiliyoruz. Buradan da mesela Fortnite yazıp uygulamayı direkt görebiliyoruz. Ek olarak Fortnite ile ilintili farklı uygulamalar da var. İndirip indirmemek size kalmış. İndirdikten sonra zaten yükle deyip geçiyorsun. Zaten APK Pro girdiğimde indirdiğim ve kurduğum şeyleri direkt görebiliyorum. Fortnite, PUBG Mobile, Mobile Lite. Bu şekilde de indirmeleri kontrol etmek mümkün. Aslında 3 farklı yöntem var. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bir şeyi çok merak ediyorum. Telefon 90 Hz'lik bir panele sahip. Acaba Fortnite'a girdiğimizde FPS limiti var mı? Kaç FPS alacağız bunu çok merak ediyordum. Şimdi Fortnite'a girdik, otomatikman 60 FPS'ye kilitledi. Dostlarım şimdi telefonda Kirin 990 5G işlemcimiz var, 8 çekirdekli. Grafik birimimiz ise Mali G76 MC16. En yüksek detaylarda acaba ne alacağız? Şimdi oyunun grafik ayarlarına bakalım. Mobil kare hızı 30 FPS, 20 FPS. 3 boyutlu çözünürlüğü maksimuma çekelim. FPS'yi sen de göster. Düşük güç modunu istemiyorum. En yüksek detaylarda ayarladık. Şu an oyuna başladık. 60 FPS'de sabit. Aslında oyunun 90 FPS'ye kadar çıkabilmesini çok isterdim. Çünkü telefon bunu destekliyor. Ya bu birazcık da oyunla alakalı. Acaba gelir mi bilmiyorum. Oo, biri var. Of, çok fazla insan var. Ben kaçıyorum baba. Bunlar beni aklar. O güzel. Öldürdük vallahi. Sinir oldum ya. Almış eline taramalıyı.
Kardeş, nasılsın, iyi misin? Ses nasıl atıyoruz ya? Vallahi mikrofondan ses açmayı öğreneceğim diye açıkta kaldık, öleceğiz ya. Hudutta öldük, sınırda. Anam, bir arkadaş bana yardıma geliyor. Keşke sana doğru koşsaydım be. Kavuşabilecek miyiz? Haha, çok iyi ya. Kardeşim benim geldi. Al, kullan. Vallahi adamın biri beni canlandırdı. Helal olsun ya. Yalnız bu nedir? Bir türlü bitmiyor ya. Tüm takım telef oldu. Aa, adam beni sırtlandı, götürüyor. Sevgili dostlarım, yeniden girdik. Ekiple kapışma oyununu çok seviyorum. Öldüğün zaman yeniden doğuyorsun. Şimdi oyunun akıcılığında herhangi bir sıkıntı yok. Fakat çözünürlük sağdan soldan, kenarlardan taşıyor ve bazen tuşlara basmak büyük hassasiyet gerektirebiliyor. Telefonun ısındığını da söyleyemem. Gayet serin. Atlayalım bakalım. Hello. How are you? From Denmark. Nice. Where come you from? Turkey. I am Corona. Ya, Corona. Corona. Güzel, güzel. Ne oluyor? Güzel, birini aldık ama 3 kişilerdi be. Maga be. Sevgili dostlarım, şu anda PUBG Mobile Lite'dayız. Açıkçası çok merak ediyordum grafik kalitesini. Çizimlerin birazcık daha basit olduğunu görebiliyorum. Daha çok giriş seviyesi telefonlar için ideal gibi. Yani nereden bakarsanız az çok bana Max Payne 1'in grafiklerini hatırlatıyor, özellikle çizimler. Dokular birazcık daha zayıf, derinlik daha az. Mobile ile kıyasladığım zaman akıcı mı? Evet, akıcı. Aslında çok berrak bir görüntü var. Bence oynanması gayet keyifli. Aslında kamerayla kayıt yapıyorum zannediyordum ama nereden baksanız bayağı adam öldürdüm. 4 kişi falan öldürmüşüm. O sahneleri size gösteremediğim için şu an üzülüyorum ama oyunun sonuna kadar devam edeceğim bir şekilde. Oo, bir kişi daha var, bir dakika bekle. Aldık vallahi. Başka var mı? Kardeşim, kusura bakma. Yol üstündeydin, denk geldin. Güzel. Bu ne be? Abi, bir an adam canlandı zannettim. Bu nedir ya? Eksik bir şeyler varsa tamamlayalım. Aa, Scar da almak istiyorum ben. Bunu atmak istiyorum. Vallahi iki tane harika silah var şu anda. Yani Fortnite'da 60 FPS aldığımıza göre kalkıp da bunda 20-30 alacağımızı zannetmiyorum. Bu da 60 limitindedir. Şu anda tam merkezdeyiz. Birçok insan buraya toplanıyor olabilir. 5 leşimiz var. Kalan kişi sayısı 30. Bu gidişle ben 5 kişi daha alır mıyım? Olabilir. Neden olmasın? Ekipmanımız sağlam. Birazcık kaskımız zarar gördü. Ama heyecan devam ediyor. Sanki bir yerden ayak sesi duyuyorum ama benim ayak sesim bile olabilir. Bilmiyorum, o derece. Vallahi dedemin Toros'una bindik. Gerçekten aynı Toros dedemde vardı ya. Kaza yapmadan önce. Sana zarar gelsin istemiyorum. Ama bir kişiyi de ezmek istiyorum ya. Seni ezmek istiyorum şu an, gel. Kardeşim, selam. Enemy down. Aa, çok iyi ya. İlla ki bu alana girmek zorunda kalacaklar. Enemy down. Aa, adam ezerek birinci olacağım ya. O ne oluyor? Yani kafaya koydum ben. Aa, çok iyi ya. Ya kesin hile falan derler ha. Ama değil. Telefonumuzun hakkıyla oynuyoruz. Bir saattir falan oyun oynuyorum. Başka oyunlara da baktım. Herhangi bir ısınma olmaması hoşuma gitti. Bu çok önemli aslında oyun oynarken. Vallahi ezeceğim, adam araçla geldi.
Çok güzel, çok güzel. Of of of, bir sürü insan var ya. Ben kaçış. Vallahi heyecandan elim ayağım titriyor şu an. Şey yapamıyorum, eğilemiyorum da. Ama var yani, birileri var. Bu ne be? Oğlum ne yapıyorsun sen? Manyaksın sen, manyaksın. Adam nereye kaçmış? Vallahi güzel, 10. leşimiz. Ama dibimdeyken beni niye vuramadı ki? Yani göstermiyor mudur, ne yapıyor, takılıyor mudur? Oğlum bu ne, kaç kişisiniz siz ya? Of çok iyi ya. Yani niye gaza geldiniz ki? Beni bir salın ya. Ya korkmaya başladım. Son 4 kişi kalmış. Kafaya koydum ben, birinci olacağım. Yani madem görüntüyü kaydedemedik. Adamlar... Valla M16'yı da gayet iyi iş çıkarttık ama. Birazcık SCAR kullanalım. Ya çok heyecanlıyım. Ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Ya ateş etme tuşunun yerini unuttum, o derece. Alana girdik, bu herif seve seve o alandan çıkmak zorunda. Şuralarda bir yerlerde olacak. Aha gördüm, vallahi gördüm, billahi gördüm. Adamın nerede olduğunu biliyorum. Amma ve lakin... Orada yerde. O çok iyi ya! Ya vay be! Max Payne kazandı. Ya galiba hayatımdaki tek başarı. Hadi bakalım. Sonuç olarak 60 FPS'de oyunu rahatlıkla oynayabildik. En azından telefonunda Play Store olmayanlar için oyunları nasıl yükleyebileceğini göstermiş oldum. Aynı zamanda olan telefonlarda da bu yöntemle işlemlerinizi halledebilirsiniz. Açıkçası haftaya daha büyük bir sürprizim var. Çok farklı bir test gerçekleştireceğiz. O zaman işte işin rengi değişebilir. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın. Eğer paylaşmazsanız 20 FPS'ye kilitlerim, limit koyarım ona göre.